Bolartı'dan hepinize hayırlı akşamlar efendim. Bu hafta yarım saat erken sizlerle birlikteyiz. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren ise yeni programımızı salı günleri saat 20'den itibaren, önümüzdeki hafta salı günden itibaren saat 20'de Futbol Artı'da Elvan hocamla ben yine sezon sonuna kadar sizlerle birlikte olacağız. Bu hafta pazartesi günleri son programımız. Girişi böyle yaptım. Gerçekten futbol anlamında, yorum anlamında çok sıkıntılı bir süreçteyiz. Kazanamamanın, yani bu kötü gidişin devam etmesinin sonucunda da gerçekten hem program yapmak, hem yorum yapmak, hem yorumlamak gerçekten zor. Yani açıklaması da zor. O yüzden Elvan hocamla birlikte elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce şey maçını, Tarsus maçını ve takımın son durumunu, bu hale niye geldiğini dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Evet hocam, geçen hafta kapatırken inşallah 3 puan dedik, galibiyet dedik ama maalesef yine hayal kırıklığı. Ben rahat geçeceğini söylemiştim. Evet, onu hatırlatacaktık. Rahat oldu yani zaten, maç çok rahattı yani, öyle bir sıkıntılı bir maç olmadı. Hocam bırak şimdi, o anlamda demedin rahat hissedin. Ben burada söylemeyimden rahat deyince sanki biz rahat kazanacağız pozisyonu. İzleyicilerimiz aynen öyle anladı. Şimdi şu anki dediğinizin hiç alakası yok lütfen. Yok tabii ki tabii. Yani yeni bir kan değişiminde genelde beklentiler biraz daha yüksek olur. Yeni bir ortam, futbolcuya değişik bir hava değişimi. Hoca yeni bir heyecanla yeni bir takımına başlamış. Onun getireceği atmosferi düşünerek genelde %90, %95'ler dikkat edersen işte diğer takımın işte payasında değişti, birkaç takımda değişti. Sonuçta neticeler hep lehine döndü. Değişim artı yazar dedik ama maalesef. Değişim artı yazar den yola çıkarak biz bir de biraz da tecrübemize güvenerek söylemiştik. Ama beklenen bir sonuçtu. Sonuçta şampiyonluğa oynayan, hala şampiyonlukta iddiası olan bir takımla ve grubun gerçekten seyrettiğim en iyi organize futbol oynayan takımla mücadele ettin. Şimdi yeni bir anlayış, yeni bir hoca. Hoca için yeni bir takım, tanımadığı futbolcular. Bir haftada ancak bu kadar olabilir diye düşünüyorum. Ve neticede de görüldü ki oyun düşüncesi, oyuna sahaya konulan felsefe, mantalite, futbolcular biraz bu konuda zorlanacak gibi geliyor bana. Giden hocanın oyun mantalitesi çok farklıydı. Tamamen farklı. Zıt yani. Şimdiki hocamızın oyun felsefesi çok farklı. Biraz daha yeni gelen hocamız ayağı top yaparak, alan daraltarak, ikinci ve birinci bölgelerde topun arkasına geçerek, rakibi bekleyerek, özellikle bu hafta yaptığı gibi. Ama futbolcular buna biraz uyumda zorlandılar. Onun da en büyük sebeplerinden bir tanesi yaklaşık oynadıkları maçın şey yaparsak 18-26 maçtır aynı taktikle oynayan bir takım, birdenbire değişim kolay olmuyor. Bu değişim sonucunda da uyum sağlamak da zor. Hocanın da zamanı yok. Şu anda futbolcuların da zamanı yok. Hocam onu söyleyeceğim. Yani kalan 9 haftalık bir süreç. Gerçi hocam 12 maç oynayacağız diye plan yapıyor. İnşallah yapar. O ayrı bir temennimiz ama 9 maçlık birlik maratonunda bu kadar köklü bir değişim yapıp yani bu dar zamanda hedef ulaşmak anlamında bu değişim risk değil mi hocam? Yani şimdi zaten değişimler hep risktir. Eğer insan yaşantısında da öyledir. Risk almadığın müddetçe de bir başarı yakalama gibi bir şansın yoktur. Sonuçta bu yeni, futbol yeni keşfedilmiş bir oyun değil. Kesinlikle. Yani bunu işte pazar günü gördünüz. Seyirci daha iyi biliyor. Doğru mu? Yani seyircinin üstüne futbol severlerin sahaya gelip takımların hiçbir zaman yenildiğini görülmemiştir. Beklentiler çok farklıdır. Aradaki farkı belki hiçbiri fark etmedi. Sadece netice odaklı maç seyrettikleri için olaylar farklı yerlere gitti. Maalesef. O yüzden de risk almazsan başarı gelmez diye düşünüyorum. Burada en büyük handikap hocanın takımı yeteri kadar tanımaması. Ve burada buna katkı olarak da futbolcuların diye başka farklı bir taktikten hocanın istediği taktiğe geçmesidir. Yani ben geçen programda bunu söylemiştim hatırlarsan. Şimdi
hoca geldiğinde ne umacak ne bulacak. Şimdi Ege futbolu iki tarafında oynanan futbolla bu tarafta oynanan futbol arasındaki farkları söylemiştim. İşte Tarsus da bunlardan örneklerinden bir tanesi. Ayağa pas yapan, birinci, ikinci, üçüncü bölgeyi iyi kullanabilen, teknik kapasitesi yüksek bir takımdı. Ama bizde onun da oynayabilmen için orta sahada kapasitesi yüksek, teknik kapasitesi yüksek oyunu yönlendirecek futbolcuların olabilmesiydi. Tarsus'ta gördünüz bunu. Bir tane dört numarası vardı. Friki kullanan değil mi hocam? Yani işte orta sahada basmadı. Hem ileriye ikinci bölgeye hem üçüncü bölgeye her türlü desteği veren teknik kapasite ve çok koşan bir arkadaşımızdı. Bizde o kapasitede bir futbolcumuz yok orta sahada. Oyunu yönlendirecek, derinlemesine pas atacak, her iki yönü kullanabilecek, kanatları kullandırabilecek veya işte şut atıp gol pozisyonu alacak öyle bir kapasiteli futbolcumuz yok. Şimdi öyle bir futbolcu da olmayınca ayağa futbolu ne kadar başarılı olabilirsin? Hocam şimdi görüntüleri maçı izlemeyen sevgili izleyicilerin evet. için yani görüntüleri izlediğimiz zaman da yanlış hatırlamıyorsam 6 tane pozisyon aldım. Bir tane Çorum Belediyespor'un, 4 tane, 5 tane de konuk Tarsus Mayor'un. Yani dediğiniz gibi orta sahada top yapamazsan kanattaki 3 tane değişenle birlikte söylüyorum. 3 tane kanat oyuncusu 90 dakika boyunca bir tane savunma oyuncusunu geçip eksiltip orta yapamazsa nasıl hücum bu arada? Nasıl maçlar? Tabii ki şimdi yani, küçük dokunuşlar yapılmış. Bunlar rutuşlar yapılmış. Bunlar göründü. Yani nedir? Yapılmayanı bugüne kadar yapılmadı. 26 maçta bunlar yapılmadı. Nedir? Alan daraltmak. Topun arkasına geçmek. Top neredeyse o tarafa doğru çoğalmak, alanı kapatmak, dar alanda 30-40 metre arasında oynamak. Bunlar görünen, belki farklı kişilerin görmediği ama... Tribünden yani gerçekten taraftarların fazla görme şansı yok dedim hocam. Şey ama bu işte uğraşan adamlarının gözle görülebilecek bir oyun felsefesinin olduğu belliydi. Ama futbolcular bunda bir devre belki başarılı olabildi. Üretemediler. Ama o dediğiniz, ben onu da özellikle dikkatini çekmek istiyorum hocam. İlk yarı itibariyle gerçekten dedim ki yani basın kulübesinde konuştuğumuz arkadaşlarla da ilk yarı itibariyle hocanın bir dediğiniz gibi el atması bir şeyi var. Ama ikinci yarıda bunda hocanın bugünkü açıklamasında da var, yarınki çıkacak gazetelerde. Yani fiziksel anlamda ikinci yarıda ilk yarıda basma. Şimdi, yani bu kolay bir şey değil tam sahada. Tabii ki yani topun arkasına geçip pres yapmak, fizik kondisyon, kuvvet, güç isteyen ve dar alanda oynayabilme kapasitesi olan, her gittiğin alanda o oyunu daraltabilen kolay bir iş değildir. Çünkü hem daraltıyorsun hem genişletiyorsun. Şimdi fiziksel anlamda top karşı rakipteyken daraltıyorsun, top sendeyken de ne yapıyorsun? Oyunu açıyorsun. Bu da belli bir güce fazla efor sarf etmek gerekiyor. Efor sarf etmek gerektiriyor. Yani biraz daha sorumluluğu artırıyor, mücadeleyi artırıyor. Kolay iş değil. Ama yani burada hocanın yapacağı da bir şey yok gibi geliyor bana. Yani elindeki kadro bu. Malzeme bu. Malzeme şu. Neyse hocam, bundan sonrası için bölümünde bu dediğiniz malzeme bu ne olur boyutuna sonra girer. Görüntüler hazır mı? İsterseniz hocam pozisyonların kısa birer analizini yaparak programa devam edelim. Evet sevgili yönetmenim, hazırsa ilk görüntüden başlayalım. Henüz birinci dakikada hocam, sol kanat. Baştaki yaptığımız ender işlerinde Doğukan'ın ön direği ve burada da biraz şanssızlık. Tamamen oyunun kırılma noktası. Burası bu pozisyon olmuş. Bundan sonra da herhalde kaç dakika girdik pozisyona? Yok hocam, başka yok. İşte düşünebiliyor musun aradaki mesafeyi? Şimdi, pozisyon. Şunu diyorum, hani dediğiniz de kader. Şimdi birinci dakikada bu gol olsa maçın şekli değişebilirdi. Şekli tabii ki o da bu sefer Tarsus da oyun şeklini değiştirebilirdi. Mutlaka. O da artı çünkü yazabilirdi. Çünkü Tarsus bir puana gelmiş çok rahattı yani. Evet. Bir puan alabilme. Fazla basmadı. Sıkmadık. Çünkü evet. Bir puan yetiyordu kendilerine. Çorumspor Belediye gibi bir takımdan bir puan almak deplasmanda kolay iş değil yani. Ön direkt hocam, aslında orta da güzel. Her şey güzel. Pozisyon güzel, orta güzel, vuruş güzel ama futbol yapacak bir şey yok yani. Kaleciden dönüyor. Tabii. Ben yani önce bizim arkadaş da kare kare çekmiş fotoğrafını. Fotoğraf da daha hani kale arkası olduğu için
Hani şansa diyorum. Ya yanına vurmuş tam şey Abuzer. Zaten kaleci çaresiz kalmış. Evet. Orada ayağına çarpmış yani. Ayağına çarptı. O da direğin dibinde yani sıyırarak gidiyor inşallah. Ayağına vurmuş yani yapacak bir şey yok. Evet. Sonuçta pozisyon olarak, orta olarak, vuruş olarak, defansın arasına sızma olarak herkes görevini yapmış yeterince kadar. Ama işte normalde boş şans, yok, yapacak şansı şey yok yani. Evet. İkinci pozisyona geçebilir miyiz? Hocam savunma arkasına atılan bir evet, top. Evet. Offside yok. Burada da Ramazan iyi zamanlama yapmış hocam. Evet. Ramazan zaten birkaç pozisyonu var. Ertuğrul bozu. Avuda şey bozan bu Ertuğrul değil mi hocam? Evet. Bunda güzel çıkış yapıyor ama bir sonra bir tane daha var hocam pozisyon. Burada çıkmaması da çıkmaması gerekirdi. Çıkmaması iki tane oyuncu sonra. Evet. Bak burada ileri gidiyor, burada offside'ı bozuyor. Normalde offside'miş pozisyon. Geri gitmeseymiş. Aynen. Burada şansıyla göbeğiyle arıyor topu. Evet, üçüncü pozisyona geçelim kardeş. Bu da rakip için. Evet. Bizim hani deminki pozisyon demiştik. Aynen. Hocam. Yani ayağına çarpıp. Şimdi dikkat edersen bakın bu oyun pozisyonları da dahil de Çorumspor Belediye'nin oynadığı oyun mesafesi de burada çok iyi görünebiliyor. Eskiden bu kadar orta sahamızda kalabalık olma şansımız yoktu. Forvet bir ara bak görebiliyor musun şu? Evet. 40 metrelik, 30 metrelik İkinci alanda. Ceza sahasında ne kadar önünde hocam? Tabii. Yani önde kuruyorsun defansı. Aynı zamanda topun arkaya tarafını alıp geçiyorsun ki bunu bir önceki dönemde yapmıyorduk. Ha, bunlar zamanla geliştirilebilir. Daha iyi gidilebilir ama zaman 9 hafta, maalesef 8 hafta kaldı. Yani 8 hafta. Diyorum yine hocanız bir zamanı var. Ne kredisi var? Kredi zaten yok. Kredi zaten bitirdik bitti. Hocam. Yani gelirken de kredi yoktu. Yani yok, hocam, kredi şey ya yeni de olsa yani yeni bir başlangıç da yapsa gelen kim olursa olsun bu hoca için değil. Farklı bir insan, hoca da gelir. Kim gelirse gelsin. Hiç kredisi yoktu. Kredisiz başlayacaktı. Krediyi bitirdik hocam. Tabii. Biz son 3 haftada 3 maçta kredimizi bitirdik maalesef. Allah'tan rakibinin bazı değişiklikler daha erken yapılabilirdi. Yani bu işler daha önce çözülebilirdi. Evet. Belki krediyi o zaman kazanabilirdin. Evet. Ama biraz geç kalındı. Her işte bir hayır var diyeceksin. Her hayırda da bir şer var diyeceksin. Yani bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz evet. Evet, diğer pozisyona geçelim. Burada da çıkmaması evet. Gereken pozisyon da bu hocam. Evet, az önce görüştüğümüz. Yani senin stoperin liberon topun önündeyken, senin önündeyken o topa çıkmanın. Bak işte. Ama iki tane de stoperimiz var. Stoperlerimizin duruş şekli de şu yanlış yani. Bakın, arkana doğru. Bak. Bu hareketli yandan da pozisyonu çok daha net gösteriyor. Şu anda görüyor musun hocam bak? Akın nerede? Akın nerede? Akın doğru yerde. Arkadaki farklı yerde. Yani Yakup Akın kademeye giriyor. Bakın derinlik vermiş kademeye doğru giriyor. Bakın. Akın boşta oynuyor. Tek kişi var. Yakup'un hatası o. Evet. Rakibi arka taraftan kaçırıyor. Aynı zamanda sol bekimizin de doğru girmesi lazım. Tabii o kademeye girmesi lazımdı lazım. Ki. Orada da kimse yok yani. Yoksa Akın pozisyon olarak doğru yerde. Sağ tarafın kademesine gelmiş. Tabii. Bu da bizim şansımız oldu tabii burada. Rakibi döndüğünde de kalabilirdi. Bomboş kaleye atabilirdi pozisyonu. Evet. Ben ilk pozisyonda bakın izlediğim anda burada kaleciye büyük suç bulmuştum. Ama kaleci de çıkmaz hocam daha da tehlike olabilirmiş. Ha. Evet. İşte sahanın yıldızı şu anda bak ayağında o topu atan oraya Yasin. Görüyor musunuz? Sol. Yani bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi devre arasında yapılan transferlerin. Onlara gireceğiz hocam. Onlara. Takıma yeteri kadar evet. Katkı sağlayamamasının burada büyük etkenleri var. Hocam o 4 numaranın tahmin ediyorum az önce var friki pozisyonda Ramazan çıkarttı. Var tabii yani. Bir sonrakine geçelim. Bu arada sevgili bir izleyicimiz sizin frekansınız değişti mi diyor. Evet sevgili izleyicimiz değişti. Yeni frekansımızı ekranda arkadaşlar devamlı gün boyu yayınlıyorlar. Oradan tekrar bir ayarlamanız gerekiyor frekansınızı. İşte, frekansımız değişti.
4 numara değil o. 4 üstten attı da. Mükemmel bu. Yani bu da hocam barajını kapattığı köşe. Ona rağmen tam 90'a mükemmel çıkarttı yani. Gerçekten Tarsus ikincilik seviyesinde bir takım. Futbol anlayışı olarak, futbol kapasitesi olarak, kalite olarak bir iki eksiğinin dışında zaten o eksiklerde stoperlerin bir tanesi forvet arkası oynayan Ferhat'ın olmaması. Evet. Birkaç futbolcunun yakından tanıdığımız. Tabii yani yakından tanıdığı oyuncuların olmaması da bizim için bir avantaj. Artıydı evet. Geçelim diğer pozisyona geçelim. Bu da son pozisyon hocam. Yakup Yiğit'in burada avuta çıkartmak isterken evet yetişemedi. Daha doğrusu fazla geç kaldılar. Evet. İlk top çıkmadan yani hamle yapsa zaten ikinci yarı biz oyunda yoktuk. Yani hiç yoktu. Şimdi bu pozisyon son dakikalar diyoruz ama 83. dakika hocam. Hakikaten şu buradan devam hata beklememiş kimse. Oyun kurmakta o kadar kararsızlardı ki. Yani ne yapacaklarını şaşırdılar artık. Yani eski düzen yeni düzen arasında kaldılar. Yani burada futbolcularda bazen suç bulmamak gerekiyor. Şimdi hocanın giden bir hocanın beyinden taktiğini silmek, gelen bir hocanın taktiklerini, verdiklerini beyin alabilmesi biraz zamana ihtiyacı var. Kolay kolay silinmiyor hafızadan. Yani evet, ne yapacaklarını karar veremediler. Evet. Görüntülerimiz bu kadar hocam. Bu maçtaki pozisyonlar. Evet. Zaten bundan sonraki Yasin'in cezası bitti. Emre'nin cezası bitti. Yakup Kayış. Yakup'un yani, cezası bitti. Hocanın eli biraz daha kuvvetlenecek ama burada tabii ki yani ilerleyen zamanlarda da bahsedeceğiz. Yani oyuncu değişikliklerinde falan da sıkıntı oldu. O da hep diyorum ya tamamen takımı tanımamasından kaynaklanan eksiklikler olarak görüyorum. Tamam sevgili yönetmenimiz Cengiz abim yine hemen maşallah 9.30'dan önce bile hiç sıkıntı yapmamış almayanın. Sağ olsun bizi iyi takip ediyor. Çorum Belediyesi takımımız inanın ben de çok merak ediyorum. Ne zaman 3 puan alacak diye. Benim görüşüm gelecek sezonda argo olarak Çorum'u genç oyuncular takıma kazandırılmalı diye düşünüyorum. Saygılarımla efendim. Bir saygılarımız bizden Cengiz abi. Şimdi Cengiz Bey bu tip şeyler takımın havayla alakalı işler. Eğer bir şampiyonla oynuyorsan gençlere bunu bakış açında yok. Gençlere bakış açın çok farklılaşıyor. Ve de uzun vadede bir proje plan ise, program plan program gerektirir. Yani eğer sen kendine 3 yıl 5 yıl gibi projeyle şartlar ne olursa yola çıkacaksan, tabii ki gençleri kazandırabilirsin. Ama her sene ayrı bir takım işte 15 futbolcu gönderip her yıl olduğu gibi bir 15 futbolcu gelirse böyle bir şansın maalesef olmuyor ki. Bu memlekette de bu olması çok zor. Dur. Çünkü futbola çok aç kaldılar. Çok sabırsızlar. Neticeyi çok çabuk istiyorlar. Belki bir elin parmağını geçmeyecek kadar da az genç oynamasını tabii ki isterler ama sonuç onlar için daha önemli. Tabela. Tabela. Yani futbolun esas amacı tabela maalesef. Evet hocam. Cengiz Bey'in yorumuna şey yaptıktan sonra sorusuna bir tekrar maça dönersek. Evet. Arsenal maçını izledin canlı orada. İzledim evet. O maçtan farklı olarak cezalı Yakup Kayış'ın yerine Doğukan, Emre'nin yerine de Mert evet. forma giydi. Diğer kadro aynı. Aynen. Yani orada çıkan kadronun aynısını çıkarttı hocam. Ama maalesef deminki yorum kısmında dedim ya yani tamam savunma anlamında şu gerçi pozisyonlara baktığımız zaman da vermişiz yani vermedik deme şansımız da yok. Ama hücum anlamında hiç yokuz. Şimdi zaten şu yani futbolun iki temel unsuru vardır. Yani futbolda birincisi savunma olma. Prensipleri. İkincisi hücum. İkincisi hücum. Evet. Şu anda hoca ilk geldiğinde ne yapacak? Kuvvetli bir takıma, iddialı bir takıma rakibine karşı oynayacak. Hem şampiyonla oynayan hem de senin playoff'ta kalabilmek için bir rakibin, evet. playoff rakibin. Ona karşı nasıl önce savunma prensiplerini takımına monte etmeye başlamış. Yani
deriz ya balans ayarı yapmaya ama birden tabii yapma şansı yok. İşte takımı ikinci bölgede karşılamasını, topun arkasına geçmesini, alan daraltmasını söylemiş. Bunları da futbolcu algılamış. Ayağı paslarla, uzun paslardan ziyade ayağı paslarla birinci bölgeden ikinci bölgeden üçüncü bölgeden paslarla ve kenarlar açılan... Ama çıkartmadı ki hocam. Baskı yaptılar, çıkartmadılar. Bir defa işte bir tek sana bağlı değil. Evet. Bu arada rakibin de karşıda sana göre bir planı programı karşı var değil mi? Karşı taktik geliştiriyor. Yani, tabii ki yani. O da aynı şeyleri düşünüyor. Rakip de üç bölgeye de o kadar hakimdi ki. Kesinlikle hocam. Yani tek bir bölgeye değil. Onlar da yaklaşık 40-50 metre arasında oynadılar ama onlar da biz gibi topun arkasına... Bir şey vardı sadece. Onlardaki sistem sezon başından beri aynı sistemle devam ediyor. Bizde yeni bu. Bizdeki sistem bir maçlık sistem. Bir haftalık sistem. Yani orada çok büyük bir uyum sıkıntısı vardı. Yani algılamada biraz ve uygulamada problemler vardı. Peki hocam bu kadro yapısıyla, bu malzemeyle. Bu şekil olmaz. Onu diyeceğim. Bu şekil olmaz. Neden? Şimdi bu şekil olabilmesi için hocanın bazı değişiklikleri yapması lazım. Birkaç hafta daha geçmesi gerekiyor ki futbolcuların çok iyi tanıyabilsin. Şimdi hocanın bu sistemde oynatabilmesi için Oğuzhan'ın oynaması gerekiyor. Şimdi açık ve net orta konuşuyorum. Sahada top orta yapıyorum. Sahada top tutan tek ön libero gibi oynayıp işte bugün Tarsus nasıl tek ön libero oynadı? Evet. Önünde iki tane sağlı solda top kullanabilen, teknik kapasitesi yüksek ve çok koşabilen. Hem baskı yaptı hem top kullandı. Top kullanabilen oyuncu varsa bize de şu anda görünürde tek top kullanabilecek isim Oğuzhan. Ağır olmasına rağmen evet. Oğuzhan var. Ya Oğuzhan'la bir proje üretecek hocam. Şekle dönecek mecbur. Ya da tekrar iki çift ön liberolu mücadele uzun toplarla bu da tamamen kendisiyle alakalı takımın çözmeyle alakalı bir sistem. Şimdi hocam orta sahada Özgür ve Mert. Özgür tamam mücadele anlamında hırs, koşma, basma, rakibi bozma çok güzel. Ama Mert için aynı şeyi de söylemiyorum. Ve ikisinin de top yapma özellikleri hiç yok. Mert kesici. Emre de kesici. Özgür de kesici. Özgür de. Ya diyorum ya üçü de hakikaten mücadele gücü yüksek, kesici özellikleri olan fakat sadece aldıkları zaman ön kısmına tek pasta oynayabilen futbolcu kapasitesi. Ya kötü bir şey mi? Hayır. Bunun da takımlara ihtiyacı vardır. Bugüne kadar da gerçekten ellerinden geldiği kadar çabayı gösterdiler takımlar için. Ama her zaman dediğimiz gibi onların önünde oynayabilecek Doğancan ve Doğancan gibi bir tane daha böyle olabilecek, dikine gidecek dikine gidebilecek, topu aralara atabilecek her zaman bunu söylüyoruz. Kanatları oyuna sokabilecek. Şimdi senin kanatların dikkat edersen bir Tarsus'ta Yılmazcan var. Bir tane kanadı çalışıyor. Evet. Başka var mı? O yetiyor. Ama sende üç tane kanadın var. Ama? Salim'in var. Yasin'in var. Taner'in var. Emrekur'un var. Emrekur kanat değil. Ya bunu defalarca dediniz evet siz. Defalarca söyledim. Bu oyuncu değişikliklerinde bu sıkıntı oldu. Zaten hocanın en büyük şeyi konusunda Muhammed Zahit konusunda kanat oynar mantalitesi veya bir önceki maça göre değerlendirdiyse yanlış. Orada da yanıldığını görmüştür. Halbuki Doğancan'ı takımı iyi tanısaydı Doğancan'ı kanada çekerdi. Emre Kuru santifor alırdı. Şu santifor yapalım. Yani o şekle dönebilirdi. Ama işte diyorum ya hocaya da zaman lazım. Tanıması için, görmesi için. Yani ama işte zamansız ve kredisiz bir sezona girdi. Evet. Hocam ben aynı şeyi sorayım. Mehmet Zahid'in sağ önde oynar. Şimdi Arsin'de hoca, Yusuf hocam orada başlattı. Basın toplantısında Ömer Balaban'la başkana sordum. Dedi ki, Fenerbahçe dedi sağ önde çok oynamıştı. Dedim ki ya abi başkan yani bunun sağ önde yani böyle şimdi, bir özelliği yok ki. Şimdi sağ bak, öndeki sağ adamın... ön oynamak farklı. Arka tarafta oynamak farklı. Şimdi top taşıyabilen, teknik kapasitesi yüksek, aynı zamanda atletik ve seri olan futbolcular önde oynayabilir. Fakat Muhammed Zahit gibi futbolcular bekleyip, boş alana koşup, topu alıp orta yapan futbolcular. Adam şimdi önde topla beraber top sürmek, rakibi geçmek meziyet ister.
O meziyet bizim arkadaşımızda yok maalesef Zahit'te. Önde oynama şansı yok. Hocam şunu diyeceğim. Mehmet Zahit hocam. Belki bir maçlık oynayabilir. Mecbur kalırsın şey yaparsın ya, ama. Ya olabilir ama devamlılık açısından sağ kanat oynamak, kanat oyunculuk çok farklıdır. Yalnız hocam şunu söyleyeceğim. Ama sağ bek oynar. Bak iyi bir sağ bek olur. Arkadan iyi bindirmeler yapabilir. Ortalar çünkü yapabilir. Çünkü ne yapıyor? Kontrol ediyor, orta yapıyor. Bunu yapabilir. Ama topla haşır neşir olup adam geçmek, rakibi yanıltmak, rakibi aldatmak, orta yapmak, gol pozisyonuna girmek. O becerileri mümkün. Tabii ki yani bu farklı bir şey. Yani orada hocaya yanlış bilgi verilmiş. Peki hocam, yani benim sezon başından beri en büyük eleştirdiğim konu kanat oyuncularımızın yetersizliği. Yetersiz derken yani bu kadar kötü olmalarını yani kabul edemiyorum ben. İnan yarınki yazıda yazdım. Yani şimdi ben Salim'i tanımasam ya bu Salim'in bu ligde ne işi var derim. Şu son haftalar evet. izlediğim zaman. Ya yani bir Taner'in, bir Emre Okur'un, bir Yasin'in son haftalardaki performansları yani hayal kırıklığının ötesinde çözmek zor gerçekten. Yani dün akşam hangi maç izledik? Ya kanat oyuncusu alıyor topu, karşısında savunma oyuncusu direkt üzerine gidiyor. Özgüven var ya bas geçmek için. Ya bizim bir tane kanat oyuncumuz alıp da dikine gitmeye çalışmıyor ya. Alan dönüyor. Ya kardeşim geri döndüğünü söyleyecek. Yani bunun rakibi cezasına girmediği sürece. Bunlar işte antrenmanda gelişecek bir olay. Tamam birebir de geliştirebilirsin. Zaten meziyetleri vardır ama belki antrenmandaki sistem ve taktikleri nasıl değer biçiliyor? Zaten bunların bu kadar kötü olabilmesinin sebebinin altında yatan en büyük sebeplerden bir tanesi sezon başından bu yana gelen orta sahamızın eksikliği, oyunu yönlendiren, onları oynatabilecek kapasiteye sahip bir orta sahamızın olmayışı ve kendilerine bu şekilde çok az top gelişi maç boyunca. Genel olarak diyorum belki bir maçta çok gelmiş olabilir ve hata yapmış olabilir. Ama genelde çok az. Çünkü uzun toplarla 40 metrelik, 30 metrelik, 50 metrelik uzun toplarla çıkardık. Doğru mu? Bundaki oyun sistemimiz oydu. Ben şöyle diyeyim. Ama bakın şimdi bu aradaki bu futbolcular durarak oynamayı zaten sevmiyorlar. Artı bir de bir meziyetlerini kullanamıyorlar. Nadir top geliyor, oyundan soğuyorlar. Çalışmalarını da belki buna göre yapmıyorlar. Yani kafalarında farklı şeyler düşünüyorlar. Tabii ki onların da formsuzluğu var. Hocam genç olmaları, genç dediğini genç olsalar anlarım. Şimdi bir Salim, bir Taner, bir Emre Okur. Yani yıllardır futbol oynuyorlar. Ya bir savunma oyuncusu, kanat oyuncusu aldığı zaman az da gelse, birebir yakaladığı zaman savunma, önüne bir tane sağ bek duruyor ya da sol bek duruyor. Ya bunu atıp sen artık o şeyi göstereceksin. Ha çalma taratamazsın. En azından özgüveni yok ya. Yani atıp... Özgüven kaybı var. Takımda zaten en büyük sıkıntıdan bir tanesi. Ben onu diyorum özgüven hocam. Özgüven kaybı. Yani... Özgüven kaybı da bu da takımın adaptasyon ve başarısıyla alakalı. Yani ve güvensizlikle alakalı. Kime güvenmiyordu? Bunu hep konuştuk. Hocaya mı güvenmiyor? Takım arkadaşlarına mı güvenmiyor? Yani o boyutunu çözemiyorum hocam. Çözülmedi zaten. Sıkıntı o. Sistemin sıkıntısını futbolcular yaşadı. Evet. Alternatifsizlik sistemin sıkıntısını futbolcular yaşadı ya. Hep aynı şekilde oynamanın verdiği sıkıntı vardı. Değişik bir sistemde oynanmadı. Evet. Yani futbolcuların bazen hep düz yürü dediğin zaman hafif yamulduğun zaman düşüyor mu sanırsın? Anlatabildim mi? Dersin evet. ki buradan git, yandan git dediğin zaman düşüyor mu sanırsın? Ama düz gitmeye alışmışsındır, düz gidersin. Bu işte beyinle alakalı. Çünkü oraya odaklanıyorsun. Evet. O sistemi de atmak zordu. İşte bu haftada gördün yani. Maalesef gördük hocam. Yani yapacak bir şey yok. Bir izleyicimizin bir yorumu sorusu var hocam. İsterseniz onu bir okuyalım. Hocam. Evet kaybettim. Kaybettim bulamıyorum vallahi. Neyse reklam bölümünde inşallah bulur sevgili izleyicimizin sorusunu okurum. Bu arada da sevgili yönetmenim herhalde reklam arası diyecek. Evet. Reklamlar imdadıma yetişti. Efendim reklam arasından sonra grubun durumunu, Belediyespor'un bu çöküşünün nedenlerini, devre arası transferlerini detaylı olarak tartışmaya çalışacağız. Birazdan birlikteyiz efendim.
Artı'dan tekrar hayırlı akşamlar efendim. Programın ikinci bölümüne gruptaki bu hafta oynanan maçları, puan durumunu ve önümüzdeki haftanın programıyla başlamak istiyorum. Evet sevgili yönetmenim arkadaşımdan rica ediyorum. Haftanın sonuç. Bir öncekini alabilirsek sonuçları. Evet. Belediye 0-0. Elaziz Arsin 2-0 beklendiği gibi. Karacabey Uşak. Sürpriz. Bana göre sürpriz değil hocam. Rahatladı için şey biraz da o yüzden. Payas Kocaeli bana göre sürpriz oldu. Siz İşte orada da bir hoca değişim, kan değişikliği oldu. Payas'tan hocam? Tabii bir önceki senenin hocası Mehmet Seçkin geldi. Düzürt Karaköprü sürpriz bana göre. Yani ben sıfır olarak düşünüyorum evet. O maçı. Cizre normal sonuç. Adliye normal sonuç. Kızılcabörük normal. Alemişim hocama çok rahat yenersin dedim ama zorlanmışlar. O kadar da rahat yenememişler. Genç hocam. Koşan takım oldu mu zorlanıyorsun yani. Evet. Tepecik Sultanbeyli. Bu da sıfır olarak ben beraberlik ama demek ki Sultanbeyli. En büyük yanlışım ilk maçta hocam Çorum Belediye Tarsus maçında çok rahat demiştim. Çok rahat oldu benim. Çok için. Rahat oldu evet. Ben rahat seyrettim maçı yani. Tabii. Çok ikisi de çok rahattı. Net pozisyon olmayan ortada bir maç seyrettik. Kesinlikle yani. Hocam size o konuda katılıyorum. Yani şimdi maçtan sonra bunu söyleyebilirsiniz. Evet puan durumuna geçelim. Uşak 54 lider. Evet Tarsus bizden aldığı 1 puanla ve şeyi 9'a indirdi. Farkı. Sultanbeyli de buna çıkışını sürdürüyor. Çıkışını devam ettiriyor. Kızılcabörük işte aynı. 2 haftalık kötü gidişten sonra bu hafta kazanarak. Ki arkadan gelen Elaziz dediğimiz gibi. Elaziz geçti. Evet. Cizre yaklaştı. Geliyor. Tepecik şansını bu hafta Sultanbeyli'ye yenilerek tepti. Bundan sonrakiler de zaten playoff için pek şansı olmayan ama üstlerde kalabilenin rahat takımlar diyebiliriz hocam. Yani şeye kadar rahat diyebiliriz. 32'ye kadar. Evet. Adliye ondan sonrası biraz sıkıntılı. Hocam ben yaklaşık 5-6 hafta önce şu anki son 3 sıradaki takımların küme düşeceğini söyledim. Beni en çok üzen şey de bu 3 tane takıma bizim ikinci yarıda toplam 8 puan verdik. Pardon 7 puan. 7 puan. 3 5 7, ve bunların ikisini 4 puanını evimizde verdik. Kaybettik. Esas acaba. Şu anda 40 puandayız hocam. Bu kaybet 3 takıma karşı 7 puan almış olsaydık şu anda liderle aramızda 7 puan fark vardı. 7 mi? 47. 7 puan yani, verdi 47. Yani ikinci sıradaydı. İnsana bu kötü. Yani tamam ben dünkü Tarsus maçında yenemeyebilirsin. Rakibin güçlü şu diye. Ama şu 3 takıma karşı ekonomik anlamda, şu anlamda, bu anlamda baktığımız zaman hiç mazereti yok. Hele bir de bugün duydum hocam Tarsus Mayor'un hocasıyla bugün Çorum'da görüşmüşlerdi. Para almadıkları konular mı? Yani hocam. Şimdi, parasız nerelere geldiklerini. Yani şimdi evet. Düşünüyorum adam daha bu hafta peşinatlarını son taksim ödemiş. Bu 26. hafta futbolcular bir tane maç başı almamışlar. Bir tane. Evet. İşte az önce övgüler dediğimiz futbolcu. Yani Çorum Belediyespor futbolculardan çok kötü yok. Kariyer olarak da şey olarak da denk üstün oranlar da var. Daha üstün oranlar da vardır kesinlikle. Yani şimdi insan işte o en çok üzüldüğü taraf oluyor. Biz geçmiş yıllar ne olurduk? Parasızlıktan. Hep derdik ya para yok, pul yok. İşte bu şartlarda ancak bu oluyor. Ama şu da görüküyor ki artık bu iş parayla. Tek başına para çözüm değil. Ama biz belediye sporda hiçbir zaman öyle bir şey konuşmadık ya. Yok ben Çorum Spor dönemini hatırlıyorum. Çorum Spor, geçmiş dönemlerde. Çorum Spor dönemini hatırlıyorum. Ama şu andaki konumuz belediye spor. Yani geçmişi zaten sünger çekildi. Yani Çorum Spor'u herkes sildi. Belediye sporu konuşuyorsak, belediye sporda hiçbir zaman para konusu mevzubahis olmadı. Bugüne kadar olmadı. Ha bundan sonra olur mu? Soru işareti. Hocam yani ben diyorum ya en çok benim zoruma giden yani bu kadar imkanların bol olduğu, bu kadar rahat bir kulübün de futbolcuların sahadaki görüntüsünü inan kabullenmek zor. Neyse daha fazla derine girmeyeyim. Derine girmeyeyim, kemiğe dayanamaz. Yani, evet. Bir de önümüzdeki haftanın baş programını alabilir miyim sevgili yönetmen? Evet hocam. Cumartesi günü Arsin Cizre. Valla bu maç da Cizre için önemli. Arsin için de önemli ama Cizre daha da playoff'u kovalamasının anlamında. İki diyorsun sen bu maçı. Yani iki demiyorum, hayır. Ortada bir maç çünkü Arsin ters bir takım. Evet. İçeride bir enteresan bir oyun şekilleri var. Koşarak, boğarak ve saha zeminini de çok avantajını kullanıyorlar. Rakip için de Cizre hep sentetikte oynuyor. O kötü zeminde futbol yani o çok
Çünkü sentetik daha düz, daha tabii canım, futbol oynamayı bazı izledim. Avantajları var ama şeyin Arslan sahası çok rezil yani. Sultanbeyli bir olur diye düşünüyorum. Çünkü bundan sonra Sultanbeyli yakaladığı avantajını kaybetmek istemez. Adliye de şimdi bu haftaki iki haftalık galibiyetten sonra biraz rahatladı. Onun rahat yani, olabilir. Ama onlar da tabii ne kadar bizim için önemli olan bir Kocaeli. Ki Kocaeli'nin de kendini açısından 32 puanı var. Hala sınırda eşit değerde duruyor. Zaten Kocaeli düşerken de çok rahat oynuyordu. Evet. Şampiyon oynarken de çok rahat. Ortalarda dururken de rahat. Yani futbol anlamında rahat bir futbol oynuyorlar. Yani. Evet. Orada sıkıntı yok. Karaköprü Belediye, Kızılcabölük açısından önemli bir maç. Tekirdağ Karacabey Birlik, zaten Tekirdağ yapacağı elinde fazla bir şey yok. Uşak Tepecik 1-0'lık maç. Aydın Düzyurt, o da 0 gibi geliyor bana ama Tarsus Elazığ. Kimse yaramaz hocam o maç. Tarsus Elazığ maçı da her iki takım için de bir final gibi geçecek. Final maçı. Evet hocam, o gerçek mi baba? Aynı zamanda Osmaniye Payas maçı da öyle. 43-41 hocam yani, evet. 43 puanlık Tarsus, 41 yani, puanlı Osmaniye Payas maçı da bir derbi maçı gibi geçecek. Potaya en yakın iki takım yani, kazanan kesinlikle kazanan büyük avantajı elde eder, evet. Ki Payas bir sonraki hafta buraya gelecek. Yani evet, iki hafta üst üste deplasmana gidiyor ki kaybetmek istemeyecek. Kesinlikle. Evet hocam, grubu değerlendirdik. Şimdi bir önceki yazımda da yazdığım gibi yani beyazla siyah. Çorum Belediyesi ben ilk yarı itibariyle yani bu kadar zıt bir şekilde ayrılmasının sebepleri, yıllarca futbol oynadınız. Teknik adam olarak görev yaptınız. Evet. Bu tür yani bu kadar iniş çıkışı aynı anda yaşayan bir takım mümkün mü hocam ya? Veya sebebi nedir sizce? Yani dışarıdan, içeride tabii olanları tamamını bilme şansımız yok ama. Tabii yani sonuçta biz yorumları yaparken içeri fazla girmemeye özen gösteririz spor adamları için. Çünkü içeri girmeye yanında durayım dediğin anda bile farklı yorumlanabiliyor ki öyle yorumlanıyor birçoğu zaman. Buradan da farklı bir şey konuşulduğu zaman farklı anlaşılıyor. Oysa ki bizim çizgimiz belli. Evet. Ne görürsek onu kendi veya doğru, ne hissedersek kendi doğrularımızı söylemişiz. Kendi doğrularımızı yani. Söylediğimiz gibi bir de ne hissedersek, ne görebilirsek onları evet. Konuşuyoruz. Tabii ki bu arada giden devre arasında giden arkadaşlar oldu. Kolay değil, yaklaşık onlar da 17 maç, 18 maç beraber aynı takımla paylaştıkları arkadaşların 4 tanesinin gitmesi, takım içinde belki bir abi konumunda olan arkadaşların gitmesi bir dengesizlik yaratmış. Onun yerine gelen sporcu arkadaşlarımız da gidenlerin yerini dolduramamış havası var. Artı sanki ikinci yarıda işte bu devre arası yapılan transferlerin üst seviyede çıkmaması için, aslında devre arası yapılan transferlerin amacı nedir? Takımı daha ileriye taşımak. Artı koyabilmesi için, takım için yapılır. Oysa biz bunu başaramadık. Ben özellikle, hoca zaten orada kaybetti. Yusuf Hoca. Demiştik ne demiştik? Devre arası transferini kesinlikle teknik direktöre bırakın. Çünkü takımın eksiğini, nerede noksanlıklı olduğunu, nerede daha başarılı olabileceğini, hangi sistemde daha iyi uygulayıp takımını öne taşıyabileceğini hoca bilir. Onun için devre arasındaki transferleri genelde hocaya bırakın. Şimdi yönetici de aslında şey dese, bu sorumluluk hocanındı. Bunda başarılı olamadı maalesef. Kesinlikle. Bir tane başarılı transfer var şu anda. Görüntüde takıma katkısı olan stoper olarak Yakup Yiğit. Evet. Diğer arkadaşlarımız kendini bulamadılar. Artı yak hocam şu anda artı. Yani şimdi işte, bu hafta da 3'ü de oynadı. Değil mi? 3'ü oynadı. Emre oynadı. Ertuğrul oynadı. Yakup oynadı. Evet. Oynamayan tek şey kaldı. İsmet. Savunmadaki İsmet. İsmet, evet, evet. İsmet kaldı. Sonuçta diyecek, oynuyor takımımızda, başarılı değil mi dersen, onun yerinde oynayan arkadaşlar da üst seviyede değil. Artı yapmadılar hocam. Artı yapmadılar yani. Yani oraya farklı bir sporcu da koysaydık aynı şeyi kesinlikle performansı gösterecekti. Oraya alınan sporcunun amacı neydi? Daha üst performans gösterip takıma daha fazla katkı sağlayıp takımını ileriye taşımasıydı. Maalesef bunlar başarılı
olamadı. Tabii bu arada verilen paraların evet, o sezon konu. Başındaki verilen paralarla aynı değeri veya daha fazlası mı verildi, içerideki dengeyi bozdu. Bunu da söylemiştik hep daha önceden. Tabii içeriği fazla bilmediğimiz için neler olduğunu da fazla da bir yorum yapmak istemiyorum. Dengeleri ama bozmak hocam. Sporcular aslında sıkıntı yaratır. Ben onu soracağım. Her zaman. Şimdi sezon başında ligin ilk yarısında bu takımın gol yükünü çekmiş bir isim. Doğancan. Evet. Tahminim, duyduğum, yani kesin olmamakla birlikte hepsini bunlar, çünkü resmi kayıtlar bizim bilme şansımız yok. Duyduğumuz 200 milyar civarında, 180-200 milyar arasında para anlaştı dediler. Kiralık olarak da. Evet. Bu 34 maça anlaştı. Ama devre arasında gelen Emre Okur 17 maç, onun aldığı paraya hemen hemen aynısı para alıyor. Şimdi Doğancan'ın şimdi performans düşüklüğünü tek başına bu demek istemiyorum. Yani mutlaka dış etkenler de vardır ama şimdi psikolojik olarak ben onun için yani tabii ki etkileniyor. Şimdi yani, bak biz bizim dönemimizdeki o başarılı dönemdeki biz işte 150 milyona anlaştığımız zamanlar Salih geldi. 400 milyona anlaşmıştı ki biz de o zaman sporcu olarak demiştik. Yani bunu kaçınılmaz bu sondu. Yani bu o zaman çıksın Salih oynasın demiştik. Ama hocam şu vardı. İşte oraya geleceğim. Sonra Salih çıktı. Tak tak tak. Yani kendini kabul ettirdi. Sonra biz de gittik. Kendisinden şahsımız adına herkes bu samimi yani gerçek olaydır. Kendisinden özür diledik. Bu düşüncemizden dolayı. Ondan sonra arkadaşlığımız ve başarımız 4 yıl üst üste sürdü. Yani gelen oyuncularda tabii ki yüksek bedel verilebilirdi. Ama kabullendirme adına hiçbir şey yapmayınca, katkı sağlayamayınca sonuç maalesef bu şekillere geliyor. İşte para çok, para az, içeride abilik var, abilik yok gibi. Sonra işte hocayla sıkıntısı olan sporcular net belli oluyordu dışarıdan. Biraz o konuda da geç kalındı diye düşünüyorum. Gelen hoca da daha erken şans verilip eline biraz zaman kozu olarak verilebilirdi diye biraz düşünüyorum. Biraz kredisi olabilirdi aslında. Yani biraz ikinci yarıda herhalde ilk yarı sana söylemiştim çok iyi çalışılmış bir takım vardı ama ikinci yarı biraz yumuşak geçmiş gibi geliyor bana. Kamp. Biraz da bu iç tabii iç sıkıntılar da kaynaklanınca üstüne bir üstüne geldi. Yani aynen öyle oldu. Evet hocam. Ha şu var. Yani bundan sonra geçmiş bir şey yok. Daha hiçbir şey bitmedi. 24 puan var hocam şu anda. Ortada 24 hayır, puan var. Yani tabii ki 24 puan var. Playoff şansın hala devam ediyor. Kendi elinde şu an tabii. Yani sporcular tamamen bazı şeylerden sıyrılıp başarıya odaklanmaları gerekiyor. Ha bunu da kendileri bileceği hiç. Kazanacak düzen, onlar hocam. Kazanacak onlar ne demiştik biz? Geçen hafta da söyledik bunu. Futbolcu bir dahaki seneyi düşünüp önce kendi takımına transfer yapacak. Sonra farklı şeyler düşünecek. Çünkü sezon sonu geldi. Takım aramaktansa önce kendi takımına kabullendirirsin kendini. Bir dahaki sene ve için. Ve böyle bir rahat kulüp. Yani şimdi tesisin yenileşiyor. Stadyumu bitiyor. Belki seneye farklı bir şey olacak. Bu pozisyonda olmazsa seneye daha da belki de iyi olmayacak. Bir playoff evet. Kalamazsa Belediyespor'un çünkü zamanı ne getireceği belli değil. Yani soru işareti çok büyük Belediyespor'da şu anda. Yani bunun ben bu seneki performansa da direkt bağlantı gösteriyorum hocam. Yani siz dediniz ya playoff'a kalırsa, hedef ulaşırsa çok farklı olabilir. Şeyler olur. Ama ilk 5'e de kalamazsa, playoff havasından da uzaklaşırsa çok farklı şeyler de olabilir diye düşünüyorum. Evet. Evet hocam, arada görüştüğümüz maç sonuna gitsek diyorum. Az önce bir izleyicimiz. Maç sonu evet. Şimdi bir hoca buraya gelirse gelirken bir araştırma yapar. Seyircisini, o şehrin havasını, evet. Futbolcularını. Tabii ki diyorum ya bazen konuşurken hocaya anlatılmıştır bu işler. İşte karşı bir seyircimiz var. Sporcumuza, camiamıza, işte şeyimize sonucu endeksli olarak davranıp kızabiliyorlar. Sert davranabiliyorlar. Bir grupta bizi destekliyor. Yani dikkatli ol falan filan denmiştir. Ama maç bittikten sonraki
hocanın hareketi tamamen iyi niyetle yapılmış yanlış bir karardı hoca açısından. Futbolcular toplayıp açık tribüne gitmeye çalıştı. Hiç gerek yoktu. Çünkü orada tepki çok büyüktü. Sonra tabii aşırı tepki görünce mecbur bir U dönüşü yapıp destekleyen taraftar grubuna doğru gelmeye başladı sporcularla birlikte. Orada bir yanıldığını anladı ama farklı bir görüntü çizecekti yani sonuca rağmen. Biz bu takımı her şeye rağmen götüreceğiz. Bazı mesajlar verecekti ama o mesajını karşı tarafa yansıtamadı. Veremedi. Sonra o da yanlış yaptığını anladı ama işten geçmişti. Gereksiz bir hamleydi. Çünkü erken bir hamleydi. Daha 4 gün, 5 gün olmuştu. Bir hafta olmuş Çorum'a geleli. Yapısını bilmiyorsun. Davranışları karşı hiç maça çıkmamışsın. Oradaki o ambiyansı, atmosferi tatmamışsın. Belki 6 ayda gelmesin burada takımla karşı rakip olmuşsun ama camianın içinde bulunmadığın hocam, için... Bir kere şunu söyleyeyim. Şöyle bir maçtan sonra, yani ikinci yarıda hiçbir şey yapmadığın bir maçtan sonra futbolcuyu tribüne götürmek... Ben tavsiye etmiyorum. Zaten seyircinin o hareketini de tavsiye etmiyorum. Hocam protesto en doğal hakkı, ben onu diyorum. Şimdi futbolcu nasıl kaldı biliyor musun? Futbolcu, şimdi hocanın taktiğiyle, bakın bu kadar rahat dışarıdan belli oluyordu ki, hocanın taktiğiyle seyirci arasında kaldı futbolcu. Seyircinin başlısı arasında. Şimdi hocanın taktiği geri çekilen ikinci ve birinci bölgede rakibi bekleyin. Seyircinin taktiği üçüncü bölgede ve ikinci bölgede hücum. Pres yapın. Şimdi futbolcular öyle bir gitti geldi. Hatta bir ara hoca da gitti geldi. Seyirciden o baskıyı görünce hoca da basın demeye başladı. Çünkü kendi savunduğu taktiğin hoca da dışına çıktı. Şaşkındı çünkü 5-10 dakika bir şey kalmıştı. O da artık seyirciye uymuştu. Tabii seyirci sonucu endeksli. Yani beklenti içine giriyor. Başarıya aç. Sonuçta yeni bir hoca değişmiş. Belki bu kadar seyirci bir hafta önce falan söylemiştik. Daha kötü giderse yine 500 bin kişiye veya 500 kişiye veya 1000 kişiye oynayacak diye. Evet. Sonuç oraya doğru gidiyor. Kesinlikle öyle şu anda. Yani görüntü, bu haftaki görüntü karşı tarafında yani açık tribünde oynayan seyircilerinde görüntülerini tavsiye etmiyor. Sonuç ne olursa olsun. Önce şunu düşünmeler lazımdı. Tarsus gibi şampiyon oynayan, hala şampiyonluk iddiası üst seviyede olan bir takıma karşı evinde veya dışarıda fark etmez bir puan. Yenemiyorsan yenemeyeceğin taktiğiyle oynadın. Yani yeni bir hoca gelmiş. O da mağlubiyetle başlamak istemez. O da bir puanla ilk maçına başlamak ister. O da kendine göre hesapları vardı. Belki bundan sonraki maçlarda tepkini gösterebilirdin ama takım için geç değil ama hoca için yeni bir başlangıç için çok erken. Çok erken oldu. Erken oldu. Bir de hocam ben şunu diyorum. Tepki en doğal hakkı taraftarı. Tabii ki. Yani, protesto edebilirsin. Oraya geliyorsa sonuç olarak puan istiyor. Evet. Goller görmek istiyor. Takımın iyi futbol oynasın. Mücadele etsin istiyor, oyun olsun diyor. Diyorum ya. Mücadele istiyor. Mücadele Çorum'da özellikle sonucun önüne geçer. Kesinlikle. Bak bunu hocanın iyi tespit etmesi gerekiyor. Çorum'da mücadele sonucun önündedir. Hocam ben protesto tepki derken mesela o maçtan sonra maraton tribünden bağırılan şimdi o ne demek satan? Kimse bir şey sattı yok. Çorum'u satanı biz de satarız. Yok. Küfür hocam. Ondan sonrası küfür. Buradan diyemeyiz şimdi. O anlamda söylemler yanlıştı. Mesela o kapalı tribündekileri çağırdı. Onlar da tepki gösterdi. Oradan da vardı. İşte elleri kolları niye oynamıyorsunuz falan gibi. Yapabilirsin bunu. En doğal hakkın. Ama küfür etmeden medenice. Ya tabii ki yani şimdi şartlar ne olursa olsun. Bakın şartlar ne olursa olsun. Hiçbir insanın, hiçbir toplumda yaşayan bir kişinin karşı bir kişiye küfür etmesini, hakaret etmesini. Küfür, hakarettir. Yani şahsı ağza alınmayacak hiçbir kelimenin, olumsuz bir kelimenin söylemese hakkı yoktur. Nerede olursunuz? Maçta olabilir, sokakta olabilir, dışarıda olabilir. Yani toplum içinde kafede olabilir. Argo kelime kullanmak. O yetkiyi sana hiç kimse vermez. Hocam ıslıkla, yuhla
Yuhla, yuhla. Ya alkış bile. Alkış bakın, mı? Alkış bile bir protestodur ya. Kesinlikle. Şimdi başarısız bir takım alkışlamak ne demek o sporcu için? Küfür etmek gibi bir şey oluyor yani. Yani. Ama medeni. Medeni ya bu, bu çirkin lafları söylemenin bir anlamı yok ki. Kesinlikle. Ya düşünsene kardeşin de olabilir orada. Değil mi? Yani şimdi sen yaşadım, onlar yaşadım. Yaşadık. Hayır, ben de yaşadım, sen de yaşadın. Evet, işte. Yaşadık onları. Abin oynarken evet. Neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunlara hiç kimsenin hakkı yoktur. Madem o kadar sıkıyorsa dışarıda gel de o sporcuya birebir küfür edebilir misin? Öyle bir şey yok. Orada toplumda, orada gruplardan kuvvet alarak, güç alarak yapılan hareketlerin aynı tepkiyi sporcu gösterirse, bazı olaylar kaynaklanırsa doğru bir şey mi? Kesinlikle değil. Yani Çorum olarak... Tepkini göster. Hiç kimse bir tepkisini göstermesine karşı değil senin. Ama onun medeni yolu var. Bu şekilde şahsını, kişiliğine, ailesine yansıyacak küfürler edersen karşına çıkarlar yani. Bu bizim toplumumuzda, örf adetimizde de şahsımıza yapılan en ufak bir, ailemize yapılan en ufak bir küfürde gözümüz kimseye görmez. Bir de hocam bu boyuttan şeye geçirmek istiyorum olay. Yani şimdi biz Çorum olarak yıllardır şampiyonluk diyoruz. Şampiyonluk içinde belli unsurlar var. Bana göre birinci unsur da birlik, beraberlik. Şimdi böyle bir tribün bölünmüşlüğü karşısında, tribün bölünmüşlüğü diyorum, bakın sahi demiyorum. Böyle bir tribün bölünmüşlüğünde bu şehrin bir takımının başarılı olması mümkün mü hocam ya? Mümkün değil. Yani şimdi, ya olmaz yani. Tribünün şöyle, bir tarafı bu tarafa çekiyor, biri bu tarafa çekiyor. Yani bak, başarısızlıkla dağılma çok çabuk oldu. Yani şimdi yani başarı bazı şeylerin üstünü örter. Bazısının üstünü örterdi. Bak, bayağı bir şeyin üstünü örtmüş hocam. Çok şeyin üstünü örtmüş. Çok şeyin üstünü örtmüş. O kadar şeye gebe kalınmış ki başarılıyken. Hepsi ortaya çıkıyor. Başarısız olduğu zaman tüm şeyler dışarıda. Ya, bu olmaması gerekirdi. Veya bu kadar pisliğin halının altına süpürülmemesi gerekirdi. Daha şeffaf olunabilirdi. Demek ki bazı sıkıntılar varmış ki bu kadar sporcu içinde, halk arasında, seyirci arasında, taraftar arasında şuna bağlıyorum ben. Çorum sporu tamam. Biz Çorum spor dönemi vardı. Çorum spor düştü. İyi yönetilmedi. Farklı algılamalar oldu. Düşürüldü mantalitesi. Çoğunluk kazandı. Bir de belediyenin zamanında düşüp belediye sporun çıkması farklı yorumlandı Çorum'da. Zaten Çorum farklı bir ortama sahip. O farklılıklar da sahaya farklı yansıdı. Değişik düşüncelere yansıdı. Çorum Spor'un işte 67'den bu tarafa belediye spor kaç yılında çıktı? 6. yıl hocam. 6. yıl yani 2012. 11-12 yanlış hatırlamışım. Yani 11-12 ise işte yaklaşık kaç yıl oldu 67 düşünürsek? Bir 30-40-50 yıl gibi bir olan Çorum Spor'un mazisinin yeni bir takıma karşı yenilgisini birçok kesim kabullenemedi. Hocam ben ona katılmıyorum. Ya bak şimdi sen katılıp katılmamı... Benim görüşüm hocam. O senin görüşün. Türkiye'de şu anda aynı konumda olan Çorum Spor ve Çorum Belediye Spor konumunda olan o kadar büyük kulüpler var. Örnekleri saymakla bitmez. Kocaeli. Kocaeli'dir, Ordu, Mersin'dir, Antep'tir, Kastamonu'dur. Yani ya çok sayarız. Tabii ki var ama kabullenmek diyorum. Bakın şehirde kabullenmek farklı bir şey. Artı bir de bunu siyasi ayağı. Şimdi esas olay bana göre siyaset bakılıyor hocam. Oraya geliyoruz yani. Bir de siyaset ayağı belediyelerde işte partinin takımının olması düşüncesiyle vatandaş işte bu bizim Çorum'un değil, yarısı Çorum'un değil, yeni bir takım olmuş, oralara fazla girmek istemiyorum ama sonuçta bu Çorum'un, Çorum futbolunun, Çorumlu gençlerin şu andaki idealleri, profesyonel tek bir takımı var. O da Çorum Belediye Spor. Bir zamanda belki Çorum Spor vardı. Herkes onu ideal alıp orada forma giymenin hedef olarak seçerdi. Şu anda da Belediye Spor var. Ben de diyorum ki ismin hiçbir önemi yok. Tabii ki bu memleketin takımı. Çorum Spor farklı bir ortam. İsim olarak çok farklı bir şey. Ama Çorum Belediye de bizim takımımız. Profesyonel olan tek takımımız. Buna sahip çıkmak, destek vermek, birliktelik
Çorum'a katkı sağlamak, çocuklarımızı, altyapıda yetişen oyuncularımızı bunun formasını giymesinin hedeflenmesi gerektiğini, toplum olarak da sahiplenmemiz gerektiğini söylüyorum. Çünkü kim istemez belediye sporun ikincilikte olmasını? Hocam belediye sporun ikincilikte olmasını. Çorum diyorlar, şimdi, Çorum diyorlar. Tabii ki Çorum diyorlar. Yani profesyonel de anlamda tek. İkinci bir takımım var da farklı mı oluyor? Alternatifimiz yani, mi var? Alternatifin yok. Şu anda belediye sporsa onu destekleyeceksin. Şimdi ikinci kim istemez ya? Ben de bir hocayım. Şimdi ben oturduğum yerden buradan birincilikte olsa veya süperlikte olsa bunu her zaman söylerim. Ben direkt süperlik şehrinin süperlik hocası olacağım. Evet. Hiçbir iş yapmadan. Ben de gazeteci olacağım hocam. Aynı anlatamadım şey. Yani. Aynı şey. Buraya gelen takımlar farklı olacak. Şeye giren taraftar, bizim taraftarımızın kültürü farklı olacak. Çok gelişecek. Kendini yetiştirecek. Bunları görmedikleri için, yaşamadıkları için de olaylar farklı yönlere şekilliyor. Evet. Halbuki bunun bir oyun, ondan sonra şehrimiz için başarılı olduğu müddetçe bir gelir kaynağı olabileceğini düşünmemiz lazım. Yani buraya daha iyi takımların, daha büyük takımların gelmesi, bir Trabzon geldi, tribünler doldu. Dışarıdan gelenler olur, şey olursa, belki kupa maçında seyirci gelmiyor ama lig maçı olduğu zaman çok farklı restoranların olacak, kafelerin olacak. Leblebi satacaksın senin en büyük şehrin geliri olan tanıtım aracı olarak. Otellerinde olacak. Yani bunun bir sürü benzinliklerden, arabalarla gelen benzincilerin para kazanacak. Yani bunda sakızcın, köftecin bir sürü alternatif olacak. Yani onun için şehrimize ve takımımıza sahip çıkalım. Evet hocam. Şimdi devre arası çok küçük. Beyaz, siyahı söyledik. Lig devam ediyor. Önümüzde 24 puanlık 8 tane maçımız var. 8 tane final bana göre. Gerçekten pozisyon itibariyle de kredi yok. Kredimiz hiç yok. Hiç yok. Bitti. Kesinlikle kredimiz yok. Çünkü bu hafta şeye gidiyoruz. Kocaeli'ne. Kocaeli'ne sonra Payas geliyor. Durumu zaten belli. Artı ondan sonra sen iki hafta üst üste deplasmana çıkacaksın. Ve biri Osmaniye. Biri belki kümede kalma savaşı verecek. Diğeri de direkt playoff'ta rakibin yani konumunda. Şimdi. Ondan sonraki maçlar da yine kolay değil hocam. Hepsi zor. Hiçbiri kolay değil. Yani bunlar zaten ikinci yarı özellikle hep söylüyoruz bunu. İkinci yarı oynanan maçların hiçbiri kolay değil. Kolay maç her yok. Biri ayrı bir finaldir yani. Ama şu görüntüsüyle Belediyespor'un şu görüntüsüyle bu ligde playoff oynaması bana göre hayal. Şu görüntüsüyle. Bakın Aydın maçıyla benim tüm umutlarım bitmişti. Teknik heyet değişikliğinden sonra belki kan değişimi bir can verir dedim ama maalesef bu maçta göremedik. İnşallah Kocaeli'de görürüz. Can verir. Aslında aynı taktikte oynasam belki can verir ama işte gelen hocanın da kendine göre bir şablonu var. O şablonu sahaya yerleştirmeye çalışıyor. Yani yanlış bir şablonda değildi ama zamansız olduğu için, kredisiz olduğu için ve çalışma sıkıntılı ortamının çok şimdi yükleme yapamazsın. Ne yapacak? Evet. Yani bazı şeyler fizik güçle alakalı. Performansla alakalı. Şimdi sen ne kadar şablonu korsan koy, şablon bazen uymazsa yapacak hiçbir şey yok. Onun için diyorum ki değişiklikler zaten bizim bazı şeyler çok geç fark edildi ve geç kaldık. Evet. Evet hocam, yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet vallahi işte belediyesporda anlatacak fazla bir şeyimiz yok. Yani olaylar bundan ibaret. Tabii bizim Ayrıyet'ten bir bölgeselde Etispor var. Onu gördük hocam. Yani bu 7 hafta sonra 7-8 hafta sonra bu 8. haftada ilk 8. haftada ilk galibiyet aldı. Yani. Puan aldı diyelim daha doğrusu. Galibiyet ve puan. Hocam 2 tane beraberliğimiz vardı. Yani bir önceki haftada beraber. 2 tane beraberliğimiz vardı ikinci yarıda. İlk galibiyetimizi aldık ve ateş hattından çıktı şimdi bir üste çıktı. Önünde İşte bu hafta Ünye ile oynayacaklar. Ünye geliyor. Ama nerede oynayacaklar? Kendi evinde ama cezalı olduğu için dışarıda oynayacaklar. Ondan sonra Sivas'a gidecekler rakibine. En sonunda çarşambayla yani, bitireceğiz yani burada. Yani öyle bitirecek. İnşallah onları da ligde kalırlar. Biz de Belediyespor'a pazar günkü Kocaeli deplasmanında başarılar diliyoruz. Gerçekten yani bu şehir bunu hak etmiyor. Yani halisane düşüncem bu. Yani şu Aydın maçından sonraki Aydın maçında izlediğim futbolu
bu Tarsus maçının ikinci yarısındaki o çirik futbolu Çorum ben hak ettiğine inanmıyorum. Ne kadar Tarsus güçlü rakip olursa olsun Çorum Belediyespor'da o takım orada o Tarsus'ta 1-0 yeniyordu. 90+5'te yediğimiz golle beraber kaldı. Kadro aynı kadro. Futbolcular aynı futbolcular. Ama maalesef oyun anlamında yani üretmen anlamında bu kadar kötü olmayı ne siz hak ediyorsunuz ne bu şehir hak ediyor arkadaşlar. Yani lütfen. Yani biraz toparlanıyor. Yani o maçtan sonra yaşadıklarını yani o karşıdan yapılanları ben de biz de tahsil etmedik. Az önce söyledik. Ama bunlara mahal vermeyin ya. Yani bir iç sahada yani hangi maçta hocam bir kaldığımız çok gol kaçırıp da Tekirdağ. O maçtan sonra bunlar oldu mu olmadı? Niye? Oynadın, mücadele ettin, şanssızlığını kaçırdın. Ama bu kadar silik, bu kadar yani kişiliksiz diyeceğim. Yani bu kadar kötü bir ikinci yarı kabul etmiyorum. Ben sizin etmemenizi bekliyorum. Dediğim gibi 8 maç var, 24 puan var. Playoff oynar mısınız? Ha, benim umudum sorarsanız hiç yok. Ama inşallah beni yanıltırsınız. Şu görüntünüzden kurtulup bir an evvel eski gerçek kimliğinize kavuşursunuz. Ve bu ekranlardan ligin ilk yarısında Elvan Hocam'la birlikte çok övgüler yağdık sizlere kazandığınız zaman. Yine o övgüleri bizlere yağdırtırsınız diyorum. Hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu arada tekrar hatırlatayım. Haftaya, önümüzdeki haftadan itibaren Futbol Artı'yı salı günleri saat 20'de canlı olarak yine bu ekranlarda olacak. Sizleri de bekliyoruz efendim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Teşekkürler efendim.